Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, nineler, dedeler, öğretmen arkadaşlarım. Bu videomda Tarsus'ta ne yenir? Tarsus'a geldik diyelim. Böyle salaş ama lezzetli nereler var? Sizlere onları göstereceğim. İlk önce bakın böyle mütevazi işler yapan Emre Usta'nın dükkanına geldik. Adam burada ilaç tabletleri hazırlıyor bak. Orada böyle bir gayret içerisinde. İşi gücü lezzetli işler çıkartmak. Nasıl yapabilirim diye düşünmüş. Usta kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne yapıyorsun Emre Usta'm? Şifa mı hazırlıyorsun? Aynen öyle abi. İlaç tableti hazırlıyorsun. Orada hemen biberleri öyle attı. Benim aklıma almaya çalışıyorsun bak. Biberler, domatesler. Ne pişireceğim bana bugün? Ne yedireceksin Emre Usta'm? Kebap, kuşbaşı, ciğer. Vallahi ne zamandır kuşbaşı dedin ya. Bana şöyle güzel kuşbaşılar yap. İçeriye geliyorum bak. Fiyatlar uygun. Kebap durum 15 lira. Tavuk şiş durum 7 lira. Yürek var. Yürek de mi var sende? Evet abi. Oo, tamam sakatatçı aynı zamanda. Şöyle ben mekanı bir göstereyim. Mekan ciciş. Bizim böyle işlerimizin istediğine göre abi. Ne istersen var. Ne istersen onu pişiririm ben. Canım ne istiyorsun? Hayvanın her yerini pişiririm de. Bak biberler, süs biberleri, maydanozlar. Her şey taze taze, ışıl ışıl. Böyle bir tevazi, küçük, ciciş bir dükkan. Ne yaptın, nasıl keyifler? İyi abi. Allah iyilik versin. Közde çayımız. Şey, közde çayımız da mı var? Evet. Oy kuzum o. Oy yavrum. Her şey doğal. Her şey doğal. Mis. Var mı zararlı bir şey? Yok abi. Ben pek göremedim. Yok. Arıyorum bak, burada hala arıyorum zararlı bir şey. Ketçap yok, mayonez yok. Bu saçma sapan ürünler yok, Amerikan ürünleri. Bak baharatlar, burada soğanlar, domatesler, her şey organik. Her şey mis. Ne yapıyorsun? Aklımı mı almaya çalışacaksın? Domatesi yumuşatıyoruz abi. Domatesi yumuşatıyorsun. Ne yaptın? Kaç yıllık bir mekan? 12 yıldan beri buradayım abi. 12 6 yaşından beri buradayım. Of şu köz ateşine değen şey kötü olur mu ya? Kötü olma ihtimali var mı? Kötü olma ihtimali yok. Kuşbaşını bir görelim. Emre Usta. Oo. İlaçlar orada mı saklıyorsun, evet, muhafaza abi. Ediyorsun? Oy kuzum, oy, oy yavrum, oy. Bunlar dana mı, kuzu mu? Bonfile abi. Bonfilesi, dana bonfile. Aynen. Şimdi senden bir şey istiyorum, sakın bana torpil geçme. Yok, müşterine verdiğin normal aynısını yapıyorum servis abi. Neyse. Aynısını istiyorum. Bir kuşbaşı 15 lira mı? Evet. İki baba. Kuşuyor. Tamam, dürüme 15 lira abi. Dürüm olarak 15 lira. Servis olarak olursa? Servis olarak 6 şiş yapıyoruz. 30 lira alıyoruz. 30 lira oluyor. Biraz gramajı tabii, fazla oluyor tabii. 3 şiş fazla oluyor abi. Nasıl pişireceğiz eti? Ne yapıyorsun? Özel bir işleme tabi tutmamışsın gördüğüm kadarıyla. Yok abi. O et orijinalıyla pişer abi. Dinlenmiş bir et. Tabii tabii. Böyle yumuşacık olmasını nasıl sağlayacaksın? Ayarlıyoruz abi. Bonfile olduğu zaman zaten bir sıfır öndesin. Yani, değil mi? Tabii. Hayvanı. Eline vuruyorsun zaten batıyor ya, elimize. Pambık gibi pambık tabii. Pambık. Bildiğin pambık. Aynen. Sen bunları şişle ustam. Ocağa at. Sonra tamam, devam edelim videomuza. Olur babam. Ellerine sağlık şimdiden. Sağ olun. Of ustam etleri pişirmeye başlamış. Böyle aklımızı almaya çalışıyor. Allah'ın aklı ben sana. Ooo baksana ekmek de paraşüt gibi ya. Vallahi paraşüt gibi. Kenarlarını alayım isterseniz abi. Al vallahi. Şöyle etin tadını almak istiyorum. Tam yuvarlak oldu ha şekli. Vallahi şeytan da aklına gelmez. Onu ben bir öğret bana onu videonun sonunda o şekli. Abi şey düşerim ben. Külah gibi yaptın. Konik. Konik yaptın. Tabii. Senin matematik biraz güçlü anladığım kadarıyla. Abi şimdi sanatta o kadar bolulu ustalarımız vardı. Orada evleri gördük. Sanat okulu mezunsun. Tabii yani. Her şeyimiz var. Ustam benim böyle çok suyu seli kaçması mümkünse. Of geliyor şimdi yavrular. Oy kuzum. Oy yavrular. Bak bak bak. Nar gibi şimdi kızardı. Şimdi içerisine salatanın zerzevatını koyacaksın. Daha ne yapıyorsun orada? Bak bir... Abi şimdi müşterimizin dişi rahatsız olmuş olabilir. Oo bunu bir şey olmayan nenem bile yer artık. Biftek. Biftek oldu. Tabii. Allah'ım.
Bir parça alıyorum şurada canım var çekti. Bu zaten benim hakkım. Aynen. Bak 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 ilaca bak. At 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 at. Baharat çok. Bu böyle 15 lira. Evet abi. Vallahi çok güzel etmeler şimdi. Ellerine sağlık. Ben şimdi bunun tadımına geçiyorum. Hadi bakalım. Usta en sonunda böyle sizin bu Tarsus'a özgü bir şey bu. Yani. Dürümü böyle bir en son kızartıyorsun dışında. Aynen öyle abi. Çok güzel. Niyazım bak Niyazım. Mis gibi. Adını çalgamadı. Şöyle bir ağzımızı, midemizi rahatlatalım önce. Ustamın sanat eseri bak. Niyazi bak. Burada böyle kızarıklıklar görüyorsun değil mi? Bak bir zebra deseni. Burada bir haykırış bak. Sanki böyle dilini dışarıya çıkartmış. Burada böyle bir şeyler ispatlamaya çalışmış ustam. Bir haykırış. Aslında yılların tecrübesini buraya haykırmış adam bak. Çıtır çıtır böyle bir kebap yapmış. Şöyle müsaadenle ustam bir tadına bakıyorum ben. Bardağı boşalttın mı abi? Hmm. Boşalt oğlum. İçinde limon da sıkak abi iki tane. Bak şimdi limon da sıkalım da içine dedi. Şalgama limon sıkar mısın sen usta? Süper olur abi. Süper olur. Ben önce şu dürüme de bir sıkayım. Oy kuzum oy. Bu limon, bu işin nirvanası. Nirvanası. Burayı nasıl bulacaklar Emre ustam? Neredeyiz şu anda? Şu anda 40 kaşık berlestenin yanındayız. Ticaret odasının yanında. Hmm. Ellerine kollarına sağlık. Dostlar, bir sonraki mekanda devam edelim. Şifayla kalın. Dostlar, şimdi de ayrancı Orhan ustamız yanına geldik. Orhan ustam. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Sağ olun. İlaç hazırlıyordu. Biraz önce bir ilaç verdi. Benim de şöyle bir serinlet, şöyle güzel tamam. Ayranlarından bir bardak istiyorum. Tamam, aynen. Böyle süzme yoğurttan yaptığı ustamın bir ayranı var. Böyle yaz kış buz oluyor mu içerisinde? Yaz kış var ama. Değil mi? Yani bu eşkimesini önlüyor, eşkimesini. Değil mi? Evet. Tamam, İşte bu ilaç değil de neyim be ya? Ölüyü diriltir. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Böyle krema kıvamında bir ayranı var ustamın. Bir tane simitini alabilir miyim? Alır. Bak bak Niyazım bak. Çıtır çıtır bir simit. Genelde sabahlar mı müşteri yoğun oluyor? Akşam mı oluyor? Sabah saat 6 ustam 9'a kadar kahvaltı konusu. Öğle yemeği. Öğle yemeği yolunda geliyorlar. Öğle yemeği. Valla süper. Sen bizi doyurdun. Valla seni hiç aç bırakmasın. Adasın. Sağ ol. İlaç. Diğer mekana geçiyoruz. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi Azim Baba'ya geldik. Evet. Yılların fındık lahmacuncusu. Evet. Mekan tertemiz, ışıl ışıl bir mekan. Bana bir porsiyon şöyle, bir porsiyon Tarsus işi, bizim meşhur şu fındık lahmacunumuzdan verir misin? Tamam, hemen. Hemen veririm. Yandaki fırında yapılıyor. Burada böyle bu kardeşlerim de hazır bir ilaçlar. Evet. Manken gibi giymişsin ha. Sağ olun. Anlıyorsun. Bu işte hijyen çok önemli. Burada böyle çok güzel bir şey var omuzunda da. Evet. Çok güzel iki tane bizim gururumuz. Evet, gururumuz tabii ki. Allah'ın sayesinde biz varız tabii ki. Laboratuvar mı işletiyorsun? Ne yapıyorsun? Yok ya, biz hijyene önem veriyoruz. Bizim için önemli olan bir şey değil, hijyeni. Zaten gıdayla uğraşan herkes hijyen olmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Biz bu işi yaklaşık Tarsus'ta 38 senedir babadan 38 olan... 38 senedir. Evet, aynen öyle. Yapmaktayız. Benim dedelerim Suriye'den bu lahmacunu ilk Tarsus'a getirenlerden aynı zamanda. Evet. Aslında lahmacun. Lahmacun. Yani...
etten lehem-i acin esas. Lehem-i acin. Lehem-i acin. Evet. Yani etle hamurun birleşmesi. Evet. Böyle. Siyah bir tavanın içerisinde yapmanız, evet, esprisi çok küçük olduğu için küreye almak, vermek zor olacaktı. Tabii ki bir de sacın dışında hiçbir şeyin üzerinde lahmacun pişmez. Siyahlaşması ilk başta bu normalde beyazdı ama sonra girdik sıra yağıyla beraber karardı. Yaklaşık 40 tane mi sınıyor? Evet, tam 40 adet oluyor bir tepside. Buna da fındıklı lahmacuna. Bir ufa daha oluyor. Onun ismi de kuş gözüdür. Ama ilk seri olarak tartusta fındıklı lahmacunu tercih edilmektedir. Bu da zırh kıyması da çekilmiş, evet, koyun. Zırh. İşte koyun ve dana karışımı dana vardır. Karışık. Fazla yağlı olmasın diye. Evet. Soğan, domates, bursa biberi. Bunlardan oluşuyor. Şimdi de dağıtıyoruz. Şimdi tam da biz böyle bir mevlüt lahmacun üzerine geldik herhalde, değil evet, mi? Evet, evet. Tepsiler bugün görüyorum orada. Cenazelere, düğünlere, tarzısın meşhur yemeği bu. Yaklaşık günde 7000 ila 8000 arasında. Maşallah. Evet, lahmacun çıkıyor burada. Maşallah. Özellikle hafta sonları Adana ve Mersin bölge çevre illerden gelen insanlarımız özellikle lahmacun, fındık lahmacun için gelmektedirler. Gerçekten bölgemizin kültürel olarak bize miras bıraktığı yiyeceklerden bir tanesidir. Aynı zamanda ticaret borsası tarafından da şu an marka olarak coğrafi etiketimiz alınmıştır. O yüzden de gururluyuz. İleride kodlarına sağlık. Şimdi sağ olun, çok teşekkür ederim. Fırına gönderelim. Tabii ki evet. Yaklaşık bir 6-7 dakika da fırında pişecek bu şekilde. Tamam, çok güzel. Piştikten sonra Allah izin verirse servisimize sunacağız. Elde koluna sağlık. Sağ olun. Fırına gönderiyoruz yani. Oo. Kaç dakika sonra geleyim? 6. 6 dakika sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Oo. Yavrular çıktı. Of, 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 of. Hazır baba, bir dakikadır ve şurayı bir açabilir miyim? Bak. Böyle altını fırından gelen közü yerleştiriyor da. Fırından böyle ılık ılık kalıyor burada. Evet. Zaten sürekli tüketiliyor burada. Evet, çok evet, kalmaz. Evet. En fazla kalacağı burada 20 dakika. Devir, devir daim oluyor. Devam. Sürekli devir daim oluyor. Böyle bizim bu tarsus lahmacunu böyle küçük ve mayalı bir hamurdan yapılıyor. Evet. Az mayalı. Az mayalı. Adana lahmacun olsa normal mayasız bir hamurdan yapılıyordu. Bu az mayalı. Evet. Oh, şöyle bir porsiyonda kaç tane oluyor? 10 tane var abi. 10 tane. Ne kadar 10 tanesi hazır 10 baba? Tanesi 15 lira falan. 10 tanesi 15 lira. Evet. Tamam, geçiyorum ben masaya. Dostlar, en değerli kısma geldik. Şimdi lokmayı yeme sırasında bakın. Şöyle arkasını göstereyim, mayalı bir ekmek. Böyle ince, içinde de böyle löp bir dana ile kıyma, koyun kıyması karışık. Şöyle üzerinde biraz şurada limonlar koymuşlar böyle. Oy ya, böyle bir limon sıkalım. Tabii yanında bunun olmazsa olmazdı. Salgan. Ustam, ellerinize sağlık. Azim baba, ellerine sağlık. 10 numara 5 yıldız. Teşekkürler. Her şey çok güzel. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl bulacağız burayı? Nasıl bulacaklar gelmek isteyenler? Demir kapı. Demir kapı mevkiinde. Evet. Diğer mekana geçiyoruz arkadaşlar. Hamit Usta, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? İlaçlar var. Burada muhallebiler. Evet. Bunlar? Kazandibi, muhallebi. Kazandibi. Muhallebi. Şu ne abi? Kazandibi olan. Yani i̇kisi de yarım tüm. Şimdi yarım evet. Şeyle kısmı. Bana bir tane kazandibi ver. Verelim. Neredeyiz? Burası nerede? Burası Küçük Minare Sokağı. Küçük Minare Sokağı. Mersin Caddesi üzeri.
Sen yıllardır buradasın. Evet, baba mesleğimiz. Baba mesleğiniz. Daha önce babanız mı yapıyordu? Daha evet, tarihte babam yapardı. Kendi üretimimiz her şey. Evet. Var mı zararlı bir şey bunların içerisinde? Yok, şu an hiçbir zaman için zararlı. Hiçbir zaman zararlı bir şey yok. İçerisindeki olan süt, pirinç, evet, şeker, su ve bir miktar nişasta vardır. Ve yılların tecrübesi. Tabii. Yılların tecrübesi var bir de. Tabii. Tadına bakayım Niyazi. Şöyle yavrum sana vereyim ben. Üzerine de bir miktar tarçın serpiyorsun. Tabii. Biraz esmer duruyor mu? Esmer yanmasından ileri gelen bir şey. Mahallemiz beyaz olaraktan. Yani vallahi efsane. Şu şekil beyazı. Evet, renk aradaki farkı bir göstersen ya bak. Bu esmer, bu beyaz. Kazandibi mahallebi olarak geçerli. Ve içerisinde. Harika bir şey ya. İçerisinde yanmadan olmasından ileri gelen kazandibi deniyor. Sen bizi doyuruyorsun bu tatlarla. Allah seni hiç aç bırakmasın. Şimdi bir de kazandibi diye çıkıyor. Tava olarak çıkartırlar. Bizde bu yok. Altı seninki beyaz. Farkı ben altını değiştim bilerek. Acaba dedim altı böyle siyah mı diye. Yok beyaz. Yani sen geneli böyle kavruk. Tabii. Bir iç tadı var. Evet. Peki aynen. Şeyde mi? Taş fırında mı yapıyorsun? Yok. Normal elektrikli fırında. Kazan. Yok, kazan da yapıyoruz. Kazan da yapıyoruz. Tabii. Kazan bizim. Çok teşekkürler. Diğer mekana geçiyoruz. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Ne yapıyorsun? İlaçlar var sanki burada. Evet, evet. Böyle bir laboratuvar gibi işlettiğim mekan. Aynen öyle. Maşallah tertemiz. Sağ olun. Işıl ışıl. Şırdanımız görelim. Var burada. Oo, şırdan var burada. Tarsus'ta şelale yolu üzerinde. Evet. Hemen şelaleye varmadan 500 metre mi var? Aynen öyle. 500 metre geride böyle ustam sihir gösterileri yapıyor. Şimdi orada bir şey dikkatimi çekti. Hangisi? Karakoyun mu? Şu arada bir şey çıktı. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Evet, evet, evet. Bu kara koyun dediğimiz ben şırdan. Adana'dan geldim. Evet, şırdan merkezindeyiz. Aynen. Bunu görmedim ama pek. Bu neden siyah? Bu doğudan gelen şırdanlarımız bunlar. Siirt, Mardin bölgesinden gelen. Bu, kara koyun dedikleri. Kara koyun dediğimiz keçi mi yoksa bu? Keçi de diyen var ama biz kara koyun olarak biliyoruz onu. Evet. Bana hangisinden vereceksin bugün? Bak orada değil. Evet, var. Evet. Burada da var. Burada aynı şekilde 40 kat karın dolmamız var. Valla bana ne yap biliyor musun? Karın dolması değil, orada bir gerdan mı diyorsunuz? Evet evet, gerdan da var ben burada. Ben gerdan istiyorum ya. İşkembe et gerdan. Şükür. Evet. Şimdi o zaman bana bir tane. Şuradan şöyle merak ettim. Şimdi siyahtan bir tane ver bakalım. Nasıl bir şeymiş ustam? Bu şekilde. Teşekkürler şefim. Hayırlı olsun. Sen bana o gerdandan verirsen, kolyeden. Bunu işkembeden mi yapıyorsunuz? Nasıl evet, oluyor? İşkembe, kuzu işkembeden. Şırdandan koymuyor musun içerisine? Sadece işkembe mi? Sadece işkembe, evet. Şırdan isteyen olursa ayrıyetten veriyorum onu. Tamam kardeşim. Ondan sonra böyle baharatlardan geliyor. Şu şekilde. Dilerseniz suyundan da katabilirim. Yok, ben suyundan istemiyorum. Okay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Niyazi bak Niyazi. Kara koyun şırdanı. Vallahi içeriye sor. Koy bu zaman. Şuradan bir tamam. Bismillah. Vallahi diğer şırdandan öyle pek farkı yok gibi ama. Evet. Şey mi kullanıyorsun? Tüm pirinç kullanıyorsun herhalde, baldo. Değil mi? Baldo kullanıyorum. Baldo evet. Kullanıyorsun. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Bir de şunun tadına bakalım. Bunu peki İstanbul'da falan bulamıyorlardı sanmıyorum. Bulamıyorlar evet. Değil mi? Çukurova'ya özgün. Burada bir şey. Yarın gün oraya da yayılır. Şuradan yayılır gibi. Zaten İstanbul bizi kara bulsaydı. Vallahi bunu o zaman şeker hastası olan bir adam, tansiyonu, kilo problemi olan bir adam gelsin rahatlıkla yesin. Kesinlikle öyle. İçinde çünkü pirinç yok. Zararlı yok, bir şey var yok, mı burada? Hiçbir şey yok. Tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Ustam ellerine kullarına sağlık. Sen bizi doyurdun, Allah seni hiç aç bırakmasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Dostlar, al bunları. Şifa ile kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler. Umarım video hoşunuza gitti. Bu serinin ikinci videosu. 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur. Tarsus böyle. Sokak lezzetlerinin başkentlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da annemin memleketi. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıda bakın abone ol butonu var. Bir de ona tıklarsanız inanılmaz sevinirim. Şimdi sizleri akşam ezanıyla baş başa bırakıyorum. Arkanıza yaslanın.
İsteyen gözlerini kapatabilir. Görüşmek üzere. Bir yazar mısınız aşağı yorum olarak? Sanki annem böyle Fatih, Fatih hadi eve gel diyecek gibi pencereden. Akşam ezanı bana hep onu hatırlatıyor. Hepimizin ölmüşlerine rahmet diliyorum. Görüşmek üzere.